Hiç mi uyutmadı ya? Memo'ya bak sen, spa. İki saat ben tutayım dedim. Beni devirmiş. Kalktı yine başa kaldı. Ya asıl o perişan. Ya kızcağızın duruşması vardı. Arkadaşlarından rica etti yerine girsinler diye. Bakıcı falan kâr etmiyor mu usta? Size mi kaldı iş? O varken sakin çocuk inadına gibi. Ama akşamları gidiyor kız. İş bize kalıyor. Hadi geçmiş olsun, zor be. Neyse, belki sen de geçersin buralardan. Görürsün o zaman Anyan'ı, Konya'yı ha. Çok tatlısın ya sabah sabah. Tatlıyım tabii lan, ne var? Evlendiniz işte. Çocuğunuz olacak bir yerde illaki. İllaki bir de. Evet. Aman aman, herkesi üresin çoban. Herkesi sizin gibi böyle babalı oğullu patır kütür. Hadi. He? Değil mi? Ne var lan? Ben ne yapmışım? Babalı oğullu ne demek? Ya bir durun ya sabah sabah be kardeşim. Ya zaten kafam yerinde değil. Bana değil usta, buna söyle ya. Sen var ya sen. Sen var ya. Sus. Sus ya. Sus sus sus. Tamam sus. Tamam tamam. Sus sus sus. Yürüyecekmişim de şey yapacakmışım da. Günaydın müdürüm. Başkomiserim. İpucu yok, şüphe yok, hiçbir şey yok. Gerçekten ya, ufak bir ipucu bile bulamadık. İşte düşün, ne kadar tehlikeli bir seri katil var karşımızda. Büyük ihtimalle atacağı her adıma kadar her şeyi planlamış. Profil hakkındaki rapor da onu gösteriyor zaten. Hata yapmadığına göre sakin bir adam. Kurbanları hakkında bilgi topluyor. Evet. Yani özellikle beyaz yaka denilen iş kadınlarını seçiyor. Tek ortak nokta da bu gibi. Kurbanlar arasında bağ da yok değil mi? Yani herhangi bir etkinlik ya da workshoplar. İş çıkışı gidilen bir bar da olabilir. Yok. Birbirlerine çok uzak kadınlar. Otur otur. Nasıl gidiyor? Vallahi müdürüm gitmiyor ya. Her detayına kadar inceledik ama ilerleyecek bir yön bulamıyoruz. Bulana kadar aramaya devam. Mesut da dahil, bu saatten sonra tek işimiz bu adamı bulmak. Özel birim gibi mi müdürüm? Evet. Yukarıdan talimat geldi. Ama hemen çözüme kavuşturmamızı istiyorlar. Bu arada komuta da sende Selim. Baş üstüne müdürüm. Ne gerekiyorsa, ne isteniyorsa bütün imkanlar elinizde. Destek gerekirse de söyleyin. Tamam müdürüm. Hadi kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Bulguları bir daha baştan geçebilir miyiz? Tabii komiserim. En sondan başlayalım. Kurbanın pozisyonunu görüyorsunuz. Sanki bilerek poz verdirilmiş gibi duruyor. Evet, fark ettim. Önceki kurbanlar gibi. Öldürdükten sonra fotoğraf çekiyor olabilir. Boynundaki morlukları görüyorsunuz. Boğmak için uzun süre uğraşmış. Tırnaklarında doku yok gibi. Evet. Karşılık vermeye çalışmış ama katile erişememiş. Peki ölüm sonrası? Özellikle baktım. Öldürdükten sonra cesedi yıkamış, kurulamış ama ıslak havlu falan bulamadık. Peki ojelere baktınız mı? Arkadaşlar baktı ama... Bunların hiçbiri aynı renk değil. Belki de yanında götürdü. Bence kendisi getirdi. Resme bak. Aklında her şeyi kurmuş. Öldürüyor, sonra yıkıyor, onu hazırlıyor, saçlarını tarıyor, tırnaklarını oje sürüyor. Tekrar yatağa yatırıp duruşunu değiştiriyor. Yani bu resmin hayalini kurmuş. Haklısınız komiserim. Ben de ilk gördüğümde böyle hissetmiştim. Peki lütfen detaylı fotoğrafları çekilsin. Evin her yerinde kontrol edelim. Örnek alalım. Bakmadığımız yer kalmasın. Tamam komiserim. Teşekkürler. İyi çalışmalar. Sağ olun, size de. Aynen söylediğim gibi yapın. Tabii. Ön bulgunuz var mı? Bütün kurbanları aynı şekilde öldürmüş. Anladım. Diğer kurbanların dosyalarını da incelemek istiyorum. Tamam. Tabii, tabii biz ulaştırırız size. Hakan'ın ifadesine de bizzat ben geleceğim. Bekleyin lütfen. Tabii, elbette nasıl isterseniz. Mesut, ne oldu? Sevmedim bu savcıyı. Yani biraz üstten bakan bir tavrı var ama adam da işini yapıyor. Bilemedim. Kanım ısınmadı. Sen şimdi bu adama rapor vereceksin değil mi? Haliyle. İyi. Abi,
Seni nezarethaneye atacak değilim kardeşim, merak etme. Abi benim için sorun değil. Papaz olmayın savcıyla. Yok canım, bu kadarı bile fazla bence. Bilmiyorum ki. Belki hak ediyorum. Kapıdan dönmeseydim, girseydim eve, kurtaracaktım Serap. Bilsen kurtarmaz mıydın kardeşim? Yalan söylediğini falan düşünmeyeyim. Başkası var sandım. Kendimden utandım. Hakan gözünü seveyim, yapma böyle. Kendinde bir suç arama. Yemyeşil bahçeye gizlenmiş dipsiz bir kuyu. Sarıdan bir gölge. Kendini ne kadar da güzel görüyor. Tırnaklarını da çeker misin ayrıca? Tamam komiserim. Ne zaman konuştunuz en son? Bir iki gün olmuştur abi. Beraberdik burada. Sonra ek dersi gelmiş, arayacağım dedi. Kapandı gitti telefonu. Hatta ben sandım ki... Senden kaçıyor sandın. Evet. Vazgeçti. Görüşmek istemiyor sandım, ne bileyim abi. Benim böyle bir şey aklıma hiç gelmedi ya. Nasıl gelsin oğlum? Haksızlık ettim ben ona ya. Hakan, bunun için kendini suçlama, olur mu? Orada öyle cansız. Nasıl oluyor ya? Kolay gelsin. Savcı Yavuz Türkaslan. Ben komiser Selin, Hakan ve Mesut komiser. Memnun oldum. Maktule'nin yakını Hakan Çınar komiser, doğru mu? Evet, benim. Arkadaşı ifadeye alalım. Nereye alıyorsunuz anlamadım. Ölenin yakınlarından başlanmaz mı soruşturmaya? Hakan komiserin emniyette ifadesi alınacak, o kadar basit. Basit, basit. Öyle mi? Acelesi ne peki? Anlamadım. Savcım, tabii yani işlemleri biz de biliyoruz ama... şu an acısı çok taze olduğu için biraz acele etmiyor muyuz? Anladım, tamam. Başınız sağ olsun. Peki, yarına falan geçecek mi acısı? Ya da öbür güne? Ne oluyor ya? Yapma Mesut. Kimsenin acısına saygısızlık yapmıyoruz. Ama işimizi de yapmak zorundayız, öyle değil mi? Hakan komiserim, ifadeniz lazım. Hemen. Anlatabildim mi? Çok iyi anlattınız. Ben geçerim arkadaşlarla. Tamam, ben de geliyorum, bekle. Siz kalıyor musunuz olay yerinde? Evet, evet, ben buradayım. Oy. Yaşlandın lan. Oo, keyfe bak keyfe. Yarın basın toplantısı. Sabahtan. Ona hazırlık mı? Mecburen. İşin başını geç dediler, ne yapalım? Geç dediler de kürek mahkumu değilsin. Baktın yürümüyor, bırakırsın ya. Ya niye bırakayım? Yani çalışacağız, bulacağız bu adamı. Bulursun bulursun. Hatta biri bulacaksa sen bulursun o manyağı. Ama biliyorsun sen benim derdimi. Tamam. Kaptırmayacağım. Merak etme, sakinim. Aklım da başımda. Sen yanımdasın. Bana her zaman desteksin. Her zaman. Ha işte. İşte bu. Ne güzel. Öyle öyle. Hadi hadi bakalım. Hadi tamam. Hadi. Oh. Tırnaklarını inceledik. Yatmadan önce temizlediğine dair bulgularımız var. Katil sonradan sürmüş. Hangi marka dedin? Tamam, renk kodu?